Dünyadaki son beyaz gergedan, Cidri Rakoski'nin, yeni insan yayın evi. Gergedan boynuzuyla pencereyi içeri itti. Kedi hızlıca dışarı atladı ve bir arabanın altına saklandı. Gergedan yaklaştı ve yanına oturdu. Senin dünyan çok küçük. Kedi arabanın altından cevap verdi. Bir gergedan sığabiliyorsa hiç de küçük değil. Gergedan üzgün bir şekilde, evet, beyaz gergedan, dünyadaki son beyaz gergedan, dedi ve uzaklara daldı. Kedi, fal taşı gibi açılmış gözleriyle gergedana baktı ve bakış açısına bağlı, belki başkasının dünyasındaki son beyaz gergedansın ama benim dünyamdaki ilk beyaz gergedansın. Bir zamanlar binlerce beyaz gergedan Afrika'da özgürce dolaşıyordu. Ta ki onların değerli boynuzları kaçak avcılar tarafından keşfedilene kadar. Sonra beyaz gergedanlar ortalıkta görünmez oldu. Acımasız avcılar dünyadaki son beyaz gergedanın da peşine düştü. Ama o yalnız değildi artık. Dünyadaki son tekir kedi onun yardımına koştu. Tekir kedi dünyadaki son kedi değildi. Kim bilir, belki de son gergedan gelecekteki ilk gergedan olacaktı. Mitzi, Dans Eden Flamingo, Zeynep Alpaslan, Hippo Yayınları. Tombul flamingo Mitzi bazen önünde yavaşça kızarıp altın rengini alan patateslere bakarken dalıp gider. Hayalleri onu uzaklara, Luna Park müziği yerine tatlı bir piyanonun duyulduğu parlak parkeli dans stüdyolarına götürür. Günün birinde ünlü bir dansçı olmayı hayal eder. Güzel, kabarık, tüllü bir elbise içinde dans ettiğini ve onu izleyen herkesi büyülediğini canlandırır gözünde. Derken birisi ona patateslerin yanmaya başladığını haykırır ve Mitzi'nin ünlü bir dansçı olma hayali bir bulut gibi dağılır. İstiridye kasabasında yaşayan Flamingo Mitzi'nin günleri hep aynı geçiyordu. Dans etmeyi çok seven ve bu tutkusunu müzikal filmler izleyerek doyurmaya çalışan Mitzi, bir gün yakın arkadaşıyla kasabada dolaşırken bir el ilanına rastlar. Acaba bu ilanda Mitzi'nin hayatını değiştirecek bir şeyler mi yazıyordu? Zeynep Alpaslan, Mitzi Dans Eden Flamingo'da kendini tanımak, kendine inanmak ve düşlerinin peşinden gitmenin güzelliğini samimi bir dille anlatıyor. Teşekkürler Kırçıl, Hafize Çınar Güner, Doğan Çocuk. Merhaba, benim adım Leyla. Ailemle birlikte binaların gökyüzüne uzandığı kalabalık bir şehirde yaşıyorum. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. En çok da mahallemizin köpeği Kırçıl'ı. Onunla öyle güzel vakit geçiriyoruz ki. Birlikte yürüyor, zıplıyor, koşuyor. Bazen de uzanıp bulutları izliyoruz. Biliyor musunuz? Aslında Kırçıl'a büyük bir teşekkür borçluyum. Çünkü o bizim hayatımızı değiştirdi. Hem de inanılmaz bir şekilde. Nasıl mı? Durun size anlatayım. 7,5 yaşındaki Leyla, trafik gürültüsünün bir an olsun dinmediği, büyük binalarla çevrelenmiş gri bir şehirde yaşamaktadır. Ama şanslıdır ki yaşadığı yer hala bir yerlere yürüyerek gidebildikleri, mahalle yaşantısının hala devam ettiği bir yerdir. Bu mahallenin köpeği Kırçıl ise Leyla'nın en sevdiği şeylerin başında gelir. Güneşte uyumayı, plastik şişelerle oynamayı, kıymalı böreği çok seven Kırçıl bir gün ortadan kaybolur. Kırçıl birkaç hafta sonra çok kötü bir halde tekrar Leyla ve annesinin karşısına çıktığında ise beklenmedik bir macera başlar onlar için. Sevgi ve dostluklarla örülecek bu macera sadece Leyla'ya değil, çevresindeki yetişkinlere de pek çok şey öğretir. At Tavşanı, Dedem ve Ben, Koray Avcı Çakman, Can Çocuk Yayınları. Dedem yalnızca boyumu ölçmeyi, sütü ve ay tavşanını değil, oyun oynamayı da çok severdi. Bilmediğim pek çok oyunu bilirdi. İsim, şehir, üç taş oyunlarını ondan öğrendim ben. Bir gün dedem yepyeni bir oyuna başladı. Kimsin sen? Diye sordu bana. Nasıl oynanırdı ki bu oyun? Ben Peri Padişahı'nın oğluyum dedim. Kaf Dağı'nın ardında yaşıyorum. Koray Avcı Çakman öykülerinde hayatı çocuklarla algılıyor. Onların deneyimleriyle gözlemliyor. Heyecanları ve beklentileriyle hissedip an geliyor Kız Kulesi'nin gizemine piyinin müziği eşlik ediyor. An geliyor Hindistan cevizinin sabrı denizleri aşarken Küçük Prens çat kapı beliriveriyor. Okurlar Çağla Yiğit'in desenleri eşliğinde öykülerin kahramanlarıyla birlikte çabalıyor. Merak ediyor, seviniyor, bazen yitirilenlere üzülüyor. Ama daima sahip olunan zenginliklerin, bellekte biriken hazinelerin farkına varıyor.